Dolandırıcı polis kimliği gösterdi, kiraladığı araçlara kayıplara karıştı. İş yeri sahibi GPS sistemiyle aracın yerini tespit etti. Günlerdir ormanda otomobilini arıyor ama nafile. Nerede görevindin abi? Kaçakçılık. Kaç para vereceksin? Abi 300 lira vereceğim bana. Yalnız pazartesi günü sabah saat 8'de getirmen lazım bana. Araba rezerv edin. Sahte polis kimliğiyle kiraladığı 50 bin liralık otomobille kayıplara karıştı. Sahipleri GPS sistemiyle aracın peşine düştü. Günlerdir arıyor ama ne otomobilden iz var ne de takip cihazından. 325 lira verdi, benim 50 bin liralık aracımı kaçırdı. Arabanın burada olduğunu gösteriyor, GPS de bulamıyoruz. Oto kiralama şirketlerinin en büyük korkusudur verdikleri arabayı geri alamamak. İşte Ümraniye'deki bu oto kiralama şirketi ise gelen kişiye gönül rahatlığıyla otomobilini verdi. Ancak o arabadan 2 gündür haber alamıyor ve en büyük korkuları da bir terör olayına karışma ihtimali. Kadir Korkmaz'ın sahibi olduğu oto kiralama firmasında oğlu Yasin duruyordu. Genç adam müşteri gibi giren dolandırıcıdan hiç şüphelenmedi. Oturdu, ehliyetinin kimliğini verdi. Sözleşme yazılarken polis kimliğini gösterdi. Kendisine güveni sağladı. 325 liraya anlaştı. Ekranlarınızdaki tarih 25.08.2017. Yani 25 Ağustos'ta içeriye kapıdan adımını attı dolandırıcı ve iddiaya göre hemen kimliğini çıkarttı. Ve kendisinin polis olduğunu söyledi. Zaten kimliklerinin dışında bir de polis kimliğini de gösterdi. Hatta hangi birimde çalıştığını bile söyledi. Nerede görevindin abi? Kaçakçılık. Kaç para vereceksin? Abi 300 lira vereceğim bana. Yalnız pazartesi günü sabah saat 8'de getirmen lazım bana. Araba rezerv edin. Dolandırıcının niyeti otomobille kayıplara karışmaktı. O yüzden pazarlığa bile girmedi. Ödemeyi de nakit yaptı. Kaç para vereceksin şimdi? 300 lira. 300 lira o zaman da. 30 lira yani. Aracı 2 günlüğüne kiralamıştı ama 4 günün ardından ortalarda görünmedi. Telefonlara da çıkmadı. İş yeri sahibi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis kimliğinin sahte olduğunu da böyle öğrendi. Dünyası başına yıkıldı. Vatandaşın TC numarasını verdiğimizde böyle bir polisin olmadığını bize beyan ettiler. Başına gelenleri anlayan talihsiz adam GPS sistemiyle aracının peşine düştü. Sistemin gösterdiği yer ormanlık alan. Günlerdir arıyor ama ortada ne otomobil var ne de takip cihazı. Nerede aracınız? Eyüp Göktürk Göktürk mahallesinde bir ormanda. Şu an görünüyor ekran. Şu an ekranlara burada gözüküyor ama gittiğimizde araç yok. GPS'i büyük bir ihtimal orada söktüler. Oraya bir yere attılar. Orman büyük, araba yok. Çallağın aralarına bakıyoruz. İşte bir eşilmiş yer var mı? Gömmüş olabilirler mi? Otomobil satıldı mı? Parçalandı mı belirsiz. Polis kimliğiyle dolandırılan iş yeri sahibinin en büyük korkusu bir terör saldırısında kullanılması. Tek dileği ise bir an önce bulunması.